Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Garip bir ders. Bu dersi şöyle seçtim. Dedim, ya Resulallah, ruhuna şey yaptım. Bizim gelecek arkadaşlar, gerçi bayramımızda kimse olmaz mı? Onlara ne yapayım? Mektubattan bir tefe öğrettim. Burası çıktı. Hiç itiraz etmeden bu dersi yapacağım. Size bu lazımmış. İlk önce bana bu ders. Bunun şeyini anlatayım başta. Başlamadan önce arkadaşlar birbirimizi hayırda teşvik etmek lazım. Birbirimizi tanıyoruz. Bundan sonra yeni tanıyacak halimiz yok. Şevali tutunuz. Tutalım. Ben tutuyorum. Şevval orucun adı değil. Ayın adıdır. Rebiül evvel, Rebiül ahir, Ramazan, Şevval vs. Bunlar isimdir. Onun içerisine koyduğun şey demektir. Mesela Ramazan'ın orucu. Ramazan oruç kendisi değil. Ramazan aydır. O ayda tutulan. Şevval'da tutulan. Ha, o zaman Şevval diye bir oruç değil, Şevval ayında tutulan oruç. Ne tutacaksın? 6 gün. 6 gün Allah Resulü'nün ifadesiyle aynı Ramazan orucu gibi özelliğe sahip. Yalnız şeytan, ben size söyleyeyim, vallahi kemiğime kadar hissediyorum şeytana. Ramazan da öyle kolaydı ki, dozer gibi geçmiştik. Vallahi bu çok zor ya. Kemiğe kadar hissediyorsun şeytanın açık olduğunu. Vallahi öyle. Yani benim için zaten şey acayip. Adam 4 gün oldu da ancak Laz'ın dediği gibi ya kover peşimi. Yani biraz koverdi peşim yani. Bak ondan sonra. Şimdi 1'e 10 aynı buna veriliyor. 30 Ramazan diğer günlerin 1'e 10'dur. 300. 60 da o. Herkesin anlattığı bir şey. Ben onu anlatmayacağım size. 60, 6 da bu, onunla çarparsan 6, 360, senede 5 gün haram, onu da anlatmayacağım. Ne yapar? 360. Dolayısıyla 360. Kaç gün tutacaksın? Şimdi anlatacağım şu. Pek bir yerde rastlamayacağınız, çünkü biz bir mühendis kardeş buldu bunu. 30 Ramazan, 6 da Şevval, 36. Senede kaç gün vardı? 360. 360'ın 36 kaçta kaçıdır? 10'da 1. Ha, neyin aşırıdır veya zekatıdır? Onda bir neyin aşırı? 40'ta bir neyin aşırı? Toprak. Peki gıdam, para, altın, ticaret mallarının altını, paranın kaçta kaçıdır? 40'ta bir. Tarladan çıkanın kaçta kaçıdır? Ha bak işte, 36 gün 360'ın 10'da biridir. Topraktan yapılan şu bedenin öşürüdür. 6 günü. Öşüre denk geliyor. Topraktan yapılan bedenin zekatıdır, öşürüdür yani. Ondan sonra bir sene yan gelip yatarsınız. Ama mutlaka 6 günü tutunuz. Tamam. Bu ayın içerisinde. Sırayla tutmak mecburiyetinde değilsiniz. Kaza diye tutacaksınız. Ya Rabbi niyet eyledim. İlk üzerime kalan bildiğim bilmediğim kaza oruçlarıma diyeceksin. O zaman Şevval'da tuttuğun için Şevval yerine geçiyor ama kazanı da ödemiş oluyorsun. Önemli olan bu ay oruç. Son niyetinde sen son olur niyetine... ama ilki bayatlamış ya Adem. İlkin çok bayatlamış diyelim. Ben son niyetliyorum da onlar. Tamam abi. İkisi de olur. İkisi de olur. Ama bu daha çünkü o bilmediğin kaza var çok eski. Onu kurtar. Konumuza geçiyorum. Bu konuştuklarımı dersten saymıyorum. Tamam mı? Peki. Mektubat 351. Her ölünün ruhunu Hazreti Azrail Aleyhisselam mı bizzat kabzediyor? Yoksa avaneleri mi kabzediyorlar? Bu hususta 3 meslek var. Sorunuzu nasıl Ramazan Arefes olunca cemaatimiz o kadar kesin olmuyor. Çünkü herkes tatil. Dolayısıyla müzakere imkanımız var.
Mevzuyla alakalı soru sorabilirsiniz. Şeyi çok severim yani böyle müzakere, fakat her derste çok kalabalık olunca diğer bir zaman da pek yapmıyorum. Çünkü bazen patavatlar çıkıyor. Konuşmak için konuşanlar var. Öyle şey oluyor. Ama ciddi böyle katkısı olduğu hakikaten şey yapıyor. O kadar ben biliyorsunuz öyle değer verip dinliyorum. Her ölünün ruhunu Hazreti Azrail Aleyhisselam mı bizzat kabzediyor? Yoksa avaneleri mi kabzediyorlar? Bu hususta üç meslek var. Birinci meslek, yani üç tane iştihat var. Bakayım bizim ruhumuzu kim gelecek alacak? Şimdi bak, bugün öğreneceğiz. Azrail Aleyhisselam herkesin ruhunu kabzeder. Birinci meslek bu. Azrail Aleyhisselam kabzediyor. Nasıl kabzediyor? Peki bu kadar insanlara yetişiyor. Bir iş, bir işe mani olmaz. Çünkü nuranidir. Nurani bir şey, hadsiz aileler vasıtasıyla, hadsiz yerlerde bizzat bulunabilir ve temessül eder. Nurani olduğu için. Şimdi ona ait misal verecek tabii. Ben okuyayım. Nurani'nin temessülatı, o nurani zatın hassasına maliktir. Onun aynı sayılır gayri değildir. Örnek veriyor şimdi. Güneşin aynelerdeki misali, güneşin ziya ve hararetini gösterdiği gibi, melaike gibi ruhaniler dahi, alim-i misalin ayrı ayrı aynelerinde misalleri, onların aynalarıdır, hassalarını gösterirler. Fakat aynelerin kabiliyetine göre temessül ediyorlar. Nasıl ki Hazreti Cebrail Aleyhisselam bir vakitte dihye suretinde sahabeler içinde göründüğü dakikada aynı anda binler yerde başka suretlerde belki de senin simanda bana gözüküyor. Belki de sen değilsin. Sen olduğunu ne demeyeceğiz? Şaka değil ha. Bak ne diyor? Dihye suretinde bak nasıl ki Hazreti Cebrail Aleyhisselam bir vakitte dihye suretinde sahabeler içinde göründüğü dakikada binler yerde başka suretlerde ve arş-ı azam önünde şarktan garba kadar geniş ve muhteşem kanatları ile secde ediyordu. Her yerde o yerin kabiliyetine göre temessül vermiş. O çok önemli. Herkesin kabiliyetini göre temessül ediyor. Bir anda binler yerde bulunuyormuş. Şimdi ben yeni bir şey öğrendim. 30 küsur senede ilk defa. Neredeydi o? Mektubat 57'de. Ne öğrendim biliyor musunuz? İsa Aleyhisselam'ın nuzulunu 4 tane mi ne örnek veriyor. Bir tane 4 tane. 4 tane örnek veriyor. İsa Aleyhisselam'ın nuzul edeceğini misal veriyor. Bir tane misal şu. Bir şey yeni öğrendiğim, yeni hatırladığım, şey bildiğim bir şeyi size de paylaşmak istiyorum. O için açtım burayı. Mesela Hazreti Cebrail'in dihye suretine girmesi. Dihye biliyorsunuz. Sahabe. Bir de şey yapayım size böyle. Dihye radiyallahu anh çok cömert, çocukları çok sever. Ciplerini mutlaka koyar. Çocuklara vermek için. Yolda, şurada, burada. Böyle bir özelliği varmış. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın yanına geldiği zaman Hazreti Peygamber'in torunları olduğu için onlara bir hediye getirmiş. Sağ ve sol. Hazreti Hasan sağına hemen saldırmış. Cebine hiçbir şey demeden. Çocuklar böyle alışmış. Dihye amcaları gelince hemen saldırıyor. Sol şeye de Hazreti Hüseyin saldırdığını söylüyor. Cebine. Dihye amcalarının. O da alırdı çocuklar falan. Çocukları sevindirir. Peki
Cebrail aleyhisselam Dihye suretini gelince, çocuk ne bilsin Cebrail'dir bu? Sahabi bile bilmiyor. Değil mi Okan? Ne bahtiyar çocuklarmış ya. Nerede bilecek ki bu Dihye amca değil mi? Hemen saldırdılar, Allah Resulü böyle şey yaptı. Allah Resulü biliyor. Eyvah, ne olacak şimdi? Çünkü o Cebrail utanacak, çocuklar mahzun olacak, her taraf, her ikisi için batmak. Ne yapacak? Hoppa, çocuk saldırdı Cebrail. Çocuk elini soktu, ötekisi aldı. Diye, yani Cebrail aleyhisselam, peygamberimize dedi ki, rahat ol ya Muhammed. Biz Dihye'den aşağıya kalacak değiliz. getirmiş. Biz diyor Dihye'den aşağıya kalacak değiliz. Rahat ol ya. Çocuklar hala Dihye biliyor. Allah ne güzel bir şey ya. Hep Allah yapıyor, ayarlıyor onları. Ya ne kadar hoş bir Allah. Bu hep böyle bir Allah'tan korkulur mu ya? Böyle bir Allah sevilir ya. Haf edilir, korkulmaz. Haf, hafullah'ta lezzet var. Korkuda çöküntü var. Haf başka, korku aklidir, haf kalbidir. Hafullah'ta lezzet var. Benim abla, Allah çok hoşuma gidiyor. Birisi demiş ki, böyle bir ders dinlemiş, demiş bu kafayı yemiştim şimdi. Hissiyatımı söylüyorum. Böyle iki kadınla söylemiyorum. O kadar hoşuma gidiyor ki böyle okudukça zevk alıyorum Allah'tan. Keyif veriyor yani. Ölüm ölüm neymiş oluyor yani. Allah o kadar hoş bir şekilde. Şuraya bak ya, şu senaryo ne yazıyor. Bizi Allah yaptırıyor işte. Cebrail ne yapabilir ki? Siz de aldığınızı söylüyorsunuz. Biz de o aldığınızdan hissemizi alıyor gibi hissediyoruz. Ya Abdülkadir abi, hakikaten sevilmez. Yani hakikaten öyle bir şey hissediyorsun ki bize aksediyor. Ya bu deli olmam lazım. Böyle zaten riya mimiklerden önemli değil o ama yani Allah'tan keyif alıyorum tabii ya. Aynı bu sefer biz senden alıyoruz. Mesela o mucizelerde şey, o peygamberimizin nazlanmasını okuyorum böyle. Vallahi vuruyorum ya odan da vallahi. Böyle olur Allah ya. O kadar tövbe mütevazi yani. Musa aleyhisselam'a bak nit. Allah'a itiraz ediyor. Şöyle tövbe, şikayet ediyor. Ya Rabbi şu kullarını gör, bak bana diyor hakaret ediyorlar. İtiraz ediyorlar, beni reddediyorlar, hakaret ediyorlar diyor. Şikayet ediyor. Allah da Musa aleyhisselam'a diyor ki, evet ya Musa onlar bana da hakaret ediyorlar. Benim Allah. Ne güzel bir şey ya. Onunla gurur duymak kadar şeref bir şey olur. Müslümanların bugünkü en büyük sorunu Allah'a güven sorunu var. Geniş daire hadiseler güven sorunu. Yok musun ilahi? Rabbi ilahi mi diyor? Bak o yani. Yani haşa bir tane söyle diyor bana. Yani ben bile tasarruf etsem tövbe estağfurullah. Öyle Allah'a güvensizlik. Oysa perdenin arkasını bilmiyor. Neyse. Şimdi İsa Aleyhisselam'ın huzurunu 4 örnek veriyor. Ben bir yeni öğrendim bir şey anlatacağım. Bir şey okuyacağım burada. 1. İsa Aleyhisselam'ın huzuru aynı şuna benzer diyor. Cebrail Dihye suretini inmedi mi diyor. İsa böyle inecek. Veya anlamadın mı? Ruhanileri alem-i ervahtan gönderip beşer suretine temessül ettiren ruhanileri insan suretine temessül etmiş. Ben hangi, onun için dedim yani. Sen misin? Ruhaniler dolaşıyor aramızda arkadaşlar. Beşer suretinde temsil ettiriyor. Bu iki. Beni yeni öğrendim Mehmet'in başka. Hatta burası. Üçüncü örnek. İsa Aleyhisselam maddeten huzurunun üçüncü örnek. Hatta ölmüş evliyaların çoklarının, öyle birkaç tanesi de değil ha. Ölmüş evliyaların çoklarını cesedi misaliyle dünyaya gönderen. Ben şöyle biliyordum da siz de öyle biliyordunuz zannedim. Evliyalar kuşların cefine, kanatlarına, sineklere giriyorlardı. Öyle geliyorlar. Şimdi ilgimi çekti ki ölmüş evliyaların çoklarına mende. Ervahlarını cesedi misaliyle dünyaya gönderiyormuş. Cesedi misaliyle. Hiç kuşmuş kullanılmıyor.
O nasıl bir ceset oluyor ya? Cesedi misali. Aynı surette mi? Aynı surette. Böyle vursan boşa gider. Ama aynı canlı ve ruhludur. Hayatlıdır. Hisleri vardır cesedi. Atom değildir. Cismaniyette onu ders yapacağız. Böyle dolaşıyor. Onun için mesela her neyse onlar girersek şey olur. Allah Allah. Bir Hakim-i Zülcelal Hazreti İsa Aleyhisselam'ı da işte diyor devam ediyor. Demek ki bir, her vakit semavattan melaikeleri gönderen, bazı insan suretine vaz eden melaikeleri, melaikeler insan suretine giriyor. İki, Cebrail'i dühye suretinde. Üç, ruhanileri alim ervahtan gönderme şekli. Dört, ölmüş evliyaların çoklarını. Cesedi misaliyle kendi simasıyla geliyor. Yani ben yeni öğrendiğim bir şey sizle paylaşmak istedim. Kuşların kanatlarını, mahnatlarını kullanmıyor. Bizzat kendisi Risale-i Nur'un böyle orta seviyeli, öyle kaliteli de değil, o orta seviyeli böyle tahkik ehli, hizmette hissesi olan, ben inanıyorum vicdanıma ki velidir. Veli olarak ölecek. Çünkü İhlas Risalesi'nde de söylüyor. Biz diyor öyle bedeviyiz diyor. Yani bu diyor hizmet-i imaniye, Kur'aniye'de diyor devam edenlerin bir sene sadakatla devam edenler, ulema-i ümmetin Kerim Veli İsrail meselesinde de anlatıyor. Onların kanı, mürekkebi mukayesesi var ya, siz madem beni böyle bir şey kabul ettiniz diyor, o zaman diyor sizin mürekkebiniz benim mürekkebim gibidir. O zaman bir geçişlerden bahsediyor ve temessülden bahsediyor. Ustadın ruhaniyeti temessül ediyor. İçi birbirine geçişler oluyor. Aynı gibi oluyorlar. Ya çok acayip şeyler ya. Suret okuyorum da benim de zaten kafamlara hep karışık. Suret dersini okuyorum. Size takdim edeceğim inşallah iki aydan beri. Ama daha cismaniyeti niye bitirmedim? Cismaniyeti bitirdim ama kazdık fakat tutamıyorum bir tarafından. Sonra bir rüyada bir halde sureti de okumam gerektiğini. Sureti okuyorum şimdi. 123 sayfadır. 59. sayfadayım. 4-6-2014'te başladım. 4-6. Yani tam 2 ay olmuş. 59. sayfadayım. Suret nedir? Aman yarabbim. Sureti size şu kadar bir misal vereyim. Çok özür dilerim. Doktorum orada, orada da doktorum var. Hani helha senin sağın. Adamın içerisinde ne var, hastalık ne var? Gayetasını ve idrarını alıyorlar. Niçin alıyor? İçeriden haber versin diye. Öyle mi doktorum? İçini dışarıya taşıyor. Nöze ne hastalığın var? Senin en atacağın pis seni taşırsa, senin siman seni taşımaz mı? El sinetikum el banikum. Simaların ve sesleri. Kişinin kimliği de kendisidir. Yaşa göre, halete göre, duyguya göre siman değişiyor. O sensin. Olmakta olandır insan. Allah Allah. Tamam. Birinci meslek Fethi abi neymiş? Azrail aleyhisselam yapıyormuş. Evet. Ruhu kapsediyor bizzat o. Nasıl oluyor? Bir güneş bir anda her yerde olduğu gibi. İkinci meslek, ha bitmedi daha. İşte bu mesleğe göre kabz-i ruh vaktinde insanın aynesine temessül eden melekül mevtin insanı ve cüz'i bir misali Hazreti Musa aleyhisselam gibi bir ulul azm ve celalli ve hiddetli bir zatın tokadına maruz olmak ve o misali melekül mevtin libası hükmündeki sureti misaliyesindeki gözünü çıkarmak ne muhaldır ne fevkaladedir ne de gayrimakuldur. Yani bu soruyu ben yukarıdan almadım. Sorunun cevabıdır bu. Bir şey izah ettikten sonra bunu da aynı bunun gibidir. Ben buna girmeyeceğim. Musa aleyhisselam tokat vurmuş böyle de. Benim gibi bura şeymiş yani celalliymiş. Musa aleyhisselam onu izah etti. Oysa insanın aynesinde temessül eden, insanın şekline giren melek. Ona vurmuş. Yani ne şimdi mi geliyorsun şimdi zaman önce ruh almak? Ne diyor? Kafirlerle uğraşıyorum sen ruh almaya mı geliyorsun? Çakıverdi bir tane.
Musa Aleyhisselam. Yani vazifesinin devamı için. Nereye bunlarla uğraşıyorsun, gidiyorsun, az şey ruh alacaksın, ne acelem var dedi ya. Baktı o da ısrar etti galiba, çakıverdi bir tane, o da Rabbine şikayet etti. Ne acayip şeyler yaşanıyor. Ben bunları böyle okurken düşünüyorum böyle, senaryo yapıyorum, onun için tuhafıma gidiyor ve çok seviyorum bu. Böyle duruyorum, geldi. Azal Aleyhisselam, çok iyi biliyorum Azal. Ya git kardeşim, ben bunlarla uğraşıyorum, sen şimdi ne ruh alacaksın ya? Vakti mi şimdi falan? Adam da ısrar etti. Bir tane verdi, o da doğru gitti, almadı mı? Acayip bir şey ya. Senaryo düşünebiliyor musun şey, Mehmet? Azayla ya. Azayla kapat ediyor. Git dedi, işine bak dedi ya. Adamın işi bu. Acayip bir şey ya. İnsan ne kadar acayip bir şey ya. Kaliteli ya tabii diyeceğim ama. İkincisi. İnsanlığından lezzet alacaksın ya. İnsanlığının kıymetini bilirsen insanlığından lezzet alırsın. İkinci meslek. Acaba ruhumuzu Azrail mi alıyor? İkinci meslek odur ki Hazreti Cebrail, Mikail, Azrail gibi melaike-i izam, birer nazır-ı umum hükmünde kendi nevilerinden ve kendilerine benzer küçük tarzda avaneleri vardır. Ve o muavinler enva mahlukata göre ayrı ayrıdırlar. Mesela Cebrail, Mikail, Azrail. Bunlar kendisi tektir, gelmiyorlar. Onlara benzer nazır-ı umumileri olduğundan onların küçük nümineleri var, temessülleri var. Onlar geliyormuş. Yani aynadaki güneş. Güneş değil ama gayri de değil. Ama onun özelliğine sahip. Ha, ikinci meslek işte bizzat kendisi değil güneş gibi. Onun misalileri. Onu nesi diyor? Melaike-i İzam birer nazır umum hükmünde kendi nevilerinden ve kendilerine benzer küçük tarzda avaneleri var. Bak hepinize soracağım. Üç meslekten sonra sizin ruhunuzu bu cemaat içinde dua yerine geçecek. Ona göre dinleyin. Ya Rabbi bana şu cinsten ki Azrail gelsin. Onun için herkese farklı gelecek. İnancınıza göre değişecek diyeyim size. Bak bir müjde vereyim. Herkese Azrail gelmez. Azrail gelmez. Aleyhisselam, peygamber, meleklerin peygamberi. Gönderiyor çırağını. O alacak. Şimdi mesela düşün, bir doktor pratisyeni gönderiyorlar şimdi, kalp ve beyin ameliyatı göreceksin. Lan o adam zaten canını alır senin ya, nereyi keseceğini yeni öğreniyor falan. Değil mi? Şimdi Azrail Aleyhisselam'ın temessülü gelecek bir tane küçüğü, bunun aynasını temessül edecek, çok özür dilerim. Ağzından mı alacak, kıçından mı alacak, kulağından mı alacak, kesecek mi? Şimdi lastik gibi çekiyor ruhu, kesiyor bir parça, lap diye içeriye kayıyor çünkü kopmak istemiyor. Yani parçalıyor yani seni, paramparça ediyor. Onun için zaten ayette de söyleyecekler zaten. Ve nâziyat-ı garkan. İşte bu yani. O ötekisine. Yani o çekip çıkaran var ya, nasıl çıkarıyor? Çırak olduğu için içi pek beceremiyor. Onun için de gözükmek azap oluyor. Ama usta gelirse tak diye alıyor Azrail Aleyhisselam, öyle bir şey. Usta kafada değil. Onun için herkesin ruhunu Azrail almaz, usta almaz. Arabanızı bile götürdüğünüz tamirci usta tamir etmiyor ben. Ya kalfası ya çırağı. Uyduruk bir keçik kaçırıksan sen mesela girip çırağa baktırıyor. Biraz tanıdıksa böyle kalfaya bakıyor. Ahbapsan tamam sana kendisi bakıyor. Azrail Aleyhisselam'la aramız iyi olması lazım. Çırağını gönderirse yandım vallahi. Nereden alacağını bilmez ya. Lastik gibi çeker, beni de kaçırır, lap içeri girdi, tekrar al. Neler çıkıyor ya? Sanki çekmiş gibi konuşuyoruz biz. Ve o muavinler, enva mahlukata göre ayrı ayrıdırlar. Acayip bir şey, tek değil. Kimi geliyorsa o sana o tipten. Ya benim tipimden ya, bana niye gelsin ya? Yani, peygamber gibi gelsin. Ben zaten pek zor kabul ederim ya. Böyle. O nereden gelecek? Sulha'nın, bak Sulha Haşiye 1. Bizde Seyda lakabıyla meşhur bir veli azim Sekerat'tayken
Bak arkadaşlar, yağmur mu? Oh elhamdülillah. Olsun olsun, dokunma. Bak şimdi, doktorum bu çok güzel bir şey, menkıbe gibi olmuş ama vaka, ustad uzaklığı. Bizde Seyda lakabıyla meşhur bir veli azim sekerattayken, Seyda, tam sekerattaymış. Adam gibi adam olursan, bak nasıl hükmediyorsun, ölüm anında bile hükmediyorsun. Sana hükme demiyorlar yani, biliyor musunuz? Bu da bir müjde. Her zaman bir kural var, her yerde işliyor. Güçlüysen zayıfları hareketlendirirsin. Zayıflar güçleri emrini almaz ya. Şimdi bu sekerattayken bile hükmediyor. Bakın diyor ki sekerattayken erbah-ı evliyanın kabzına müekkel melekül mevt gelmiş. Evliyaların ruhunu alacak meleki gelmiş. Adam buna da razı değil. Evliyanın avamın değil. Evliyanın ruhunu alacak melekül mevt gelmiş, Seyda bağırarak demiş ki, bak nasıl hükmediyor ölüme, sekeratta da bile hükmediyor. Çünkü hayatta hükmediyordu. Ben talebi ulumu çok sevdiğim için, talebi ulumun kabz-ı ervana müekkel mahsus taife ruhumu kabz etsin diye dergâh-ı ilahe rica etmiş. Ya Rabbi benim emrim talebi yetiştirdi. Talebi ulum. Talebi ulum olmasan talebi ulum olursun. Tonum gibi malumum. Şimdi talebe ulum meşgul olduğu için talebe ulumun diyor ruhunu kabz eden cins meleke istiyor. Adam kendisi seçiyor ha. Sanki vitrinde mi eşya alıyor. Kendisi seçiyor. Kim canını alacağını seçiyor ha. Bunu istemiyorum ya Rab diyor. Bunu istiyorum. Şu naza bak ya. Allah da kabul ediyor ha. Oturuyor orada. Yığıl orada. Demiyor. Ya hakikaten ne kadar hoş ya. Bir senaryo bir hayal edin, canlandırın ya, bir olay oluyor bu. Adam yatıyor, adam gelmiş, görüyor. Yok dedi, Mehmet tanıyor. Evliyanın ruhunu alacak ya, Allah sana özel muamele yapmış. Yok de ben bunu istemem. Sanki sana bırakmış, oğlum bizim bırakacaklar. Tabii ki sana bırakacaklar Allah'ın izniyle, endişe etme. Ama adam gibi yaşarsın. Dedi ki ya Rab, benim talebi ulumla geçti. Talebi ulum hakkında müthiş bir müjdeler var. Adam da duyuyor yani bu melekim. Evliyanın ruhunu alacak. Ben diyor, talebi ulumun, talebi var ya çocukların. Yani çocukların, tahsil eden, çocukların ruhunu alan, ilim tahsil yaparken çocukların ruhunu alan, her çocuğun alan değil. Onun ruhunu alan diyor, o melekten istiyor. Ama koca adamsın. Olsun, talebi ulumla geçti benim ömrüm diyor. Niye biliyor musunuz? Ben biraz araştırdım da, talebi ulum vefatlarını çok şahit olmuş. Ve öteleri geçmiş bu adam diye dergâh-ı ilahi rica etmiş, yanında oturanlar bu vakaya şahit olmuşlar ve Allah da öyle vermiş. Bak şey diyor ya sana diyor, insan diyor üzerine istediği bir ruhunu diyor emin ele teslim etmek ister şualardan, Allah Allah, neler başımıza gelecek, o kadar güzel şeyler ki kötü manasında demedik, öyle neler korkutucu değil. Güzel şeyler gelecek Allah'ın izniyle. Her sene aynı yere bakıyorum ya. Zeytinburnu, Zeytinburnu, Zeytinburnu. La kardeşim bir değişmez mi ya? Ben de artık ahirete gideceğim, her aynı. La ahiret böyle mi ya? Ülkede bir değişiyor ya. Yani ölmeyip de ne yapacaksın ki burada ya? Ölmek istemeyenlere soruyorum. Ne yapacaksın kardeşim? Ne yapacaksın ya? Namaz kılacağım var. Orada da kılma var, berzahta var. Ne yapacaksın kardeşim? Baklava. Baklavaların kralı var orada. Hatun olacak, kralı var orada. Araba, kralı var orada. Söyle bana, buradan düşük olan bir şey söyle bana orada. Lan kralı var. Niye ölmek istemiyorsun? Ha abi günahımdan, ha onu bilmem. Günahımdan. Bak ne güzel ezan okuyor. Namaz nasıl olacak aslında? Şimdi kabir ahiret değil ya. Yani İbadet tarzında değil. Zevk yani. Zevk ne? Evliya demiş yani. Zevk yani. Allah böyle secdeye kapandığı zaman adam saatlerce gece kalkmamış. Seccadeden. İpistak etmiş. O zevki bırakır mı? O zevk öyle diyorlar. Çok zevkliymiş. O zevk çok zevkliymiş. Abi
Liyavan'ın bir kıldığı namazı diyor. Desmer ki senin kıldığın büyük günah, kebair. Onu dedi, o an diyecek ki bırakmaz diyor. O kadar zevk almış. Aynı öyle derdi. Evet. Demek ki o kadar zevk almış ki kendi hissiyatını dile getirdi. Rüştü abi dedi ki, evliya duymadınız diye tekrar edeyim. Evliyalara dense ki şu namazı artık kaldır. Tamam sen o kadar ruhu, o kadar alışmış, o kadar zevk sevmiş ki hayatının sonunda kalksa, namaz kılma haram olsa o evliya haram işler diyor. Mecbur o namazı kılacak diyor. Haram işler diyor. Kendi keşfi. Ve aynen altına imzamı atıyor. Şöyle bir hayal eder misin? Namazsız bir günün geçsin seni. Hiç düşündünüz mü bunu? Ya namazsız bir günüm. Tövbe ya. Yani şey için demiyorum ha, dinliyorum. Yani ruh o kadar alıştık ki acayip bir bu hayat bir boşluk olur, bir nasıl olur ben anlamıyorum ki ya. Anlamam ya. Namazsız bir gün nasıl olur bilmiyorum. Yani ruhumdan bahsediyorum. Kolumu sala sala olur da. Ruhta neler olur bilmiyorum onu. Sakın denemeyin. Değmez. Süleyha'nın ervanı kabzeden başkadır. Ehli şekavetin ervanı kabzeden yine başkadır. O kim? Ve naziati garkan ve naşitati neştan. Şimdi ötekisi andolsun ki söküp çıkaranlara söküp. Bu garkan. Allah Allah. Söküp alıyor. Hadis-i şerifte geçiyor. Gerçi benim meşrebime şey değil bunu nakletmek ama şöyle bir ağaç düşünün. Boğaza girecek. Erik ağacı diyelim. Zakkum diyorlar. Yani. He? Yani zakkum diyorlar. Zakkum he. Yani erik şey dedim. Dikenleri çok biraz erik ağacın böyle var ya. Bizim memlekette var. Veya bir ağaç. Şimdi buradan aşağı girmiş. Ama her kılcar damar, her damar, her hücreye bir kök vermiş. Hepsine de oraya bağlı dikenlerle. Her hücreye bağlı dikenlerle. Onu söküp çıkarmak. Ne nispet etmiş. Başka bir hadiste bir jilet elinizi kesti hayal et. Karpuz keser, soğan keser kendini kestin. Tamam mı? Kayarken böyle çak elini kestin. Bak ne yapıyor? Onu o değil diyor. 70 kılıç yarası bir anda vursalar. Bir çaktı bir. Hiç olmamış gibi bir daha 70 defa aynı anda sana kılıç arası verseler. Onun toplamı gibiymiş. O ruhun çıkartılması. Hangisi? Ve naziati garkan. Ve naşitati neştan. Ötekisi de hemen çekip alanlara. Ötekisi de pişt. Acayip çıkıyor. Öyle olacak kardeşim tabii. İç çarpma, endişe etme. Namazını kıl. Vaktini, tesbihatını yap. Derslerine git. Bilerek davana ihanet etme. Tamam, davana ihanet etme. Bak, namaz vaktini kıl. Akabindeki tesbihatı yap. Haftada bir gün en az derse git. 5-10 dakika risale oku. Tamam, bir de biz eğer çok da rahat istiyorsan, Hizbul Kur'an'ını da oku. Eyvallah. Hiç endişe etme, ne olur. Hizbul Kur'an'ı da oku, tamam. İnan, Allah size tahmininizden daha iyi muamele edecek. Hatırlar mısınız Merve meselemi? Almanya'da bir Merve'm vardı benim. Hasan amcama söyle, anlattığından daha güzeldi. Kanser bir Merve vardı ya, 13 yaşında kızınız. 2-3-4 sene önce o şehirde imamlık yaparken Kur'an öğretmişti. Dostumuz vardı. 13 yaşındayım. Şey oldu, kanser oldu. Ondan sonra duydum, kaçtı ya. 300, oradan oraya kaç kilometre vardı? 385 miydi? 420 mi? Ne? 25 mi? Öyle bir şeydi. İtseyi bildim. Maşallah. Fesvallah. İşte Bakara suresinde bu şimşek gök gürültüsünden münafığın ödü patlar diyor. Duymamak için diyor, parmaklarını kulağa sokar diyor. Bir de onların dehşet aldığı zifir karanlıkta şimşeklerin çarpması. Gözünü kapatmak yetmiyor, gene ışık girdiği için böyle kapatır diyor ayet. Allah Allah, ne kadar sahipsiz, yetim, kimsesiz, kontrolsüz
tesadüf oyuncağı zannediyorum. Neyse, o çocuğa ziyaret ettim. Hastanede, anne çıkar mısın dedi, Hasan amcaya bir şey soracağım. Hastane ziyaret ettim, detayı anlatmıyorum. Sonra neyse sağ ol. Hasan amca dedi, Azay nasıl gelecek? Annem babam diyor, benim kanser olduğumu, benim bildiğimi bilmiyorlar. Ben de çaktırmıyorum, üzülmesinler diye. Ben biliyorum. Ben biliyorum diyor. Ama çaktırmıyorum, üzülmesinler. Hasan amca, Hasan amca. Evet tatlım, daha aşağıya geldi şey. Azrail aleyhisselam nasıl gelecek? Vallahi inan bana be. İnanıyorum Hasan amca. En çok sevdiğin kimdir? Allah. İnsan olsun dedim o. Peygamberi. Ondan sonra usta birisi onun gibi sana gelecek. Evet gelecek. E takip üç yüzün açık. Şimdi ben girdim dedim, şüphe ettim, yok. O havadan gelmeyecek dedim. Aynı kapı, aynı insan hangi neyi kullanıyorsa şüphe uyandıracak hiçbir şey yapmayacak. Kapıyı vurarak girecek, kapıyı açacak. Yani gökten gelse şüphelenirsin. Abi ya da olur, kimdi falan. Öyle değil. Kapıyı vuracak, aynı benim gibi. Hani belki de ben oyum dedim. Öyle misin? Yok değilim dedim. Bak ben buradayım. İnanma. Çocuğa böyle. İnan, aynı doğru hikaye değil. İnan, inandığım. Vallahi böyle inanıyorum. Kapıyı vuracak. Gelecek. Aa sen ne haber? Oo iyiyim Abdülkadir abi. İyiyim abi. Ya benim canım sıkıldı, gel bugün bayram şeyidir, kimse de yok trafikte, gel bir binelim İstanbul turu yapalım. Yapalım abi. Ben de biraz yorgunum, hastayım ama olsun Hasan'ım. Kalk. Kalktın. Hiç ondan Abdülkadir abi endişe eder miyim, beni nereye götürecek? Aa kapıdan çıktım, ceset böyle olmuş. Meğer Abdülkadir abinin Sivas'ına girmiş Azrail. Ondan sonra sevdiğim birisinin o kimi hayal ettiyse bilmiyorum. Aynen onun gibi olacak. Sonra neyse bunu anlattım, çekip gittim. E kardeşim Ramazan, bayramda bayramı kıldırayım de dedim giderim. Ama maalesef vefat etmiş. Sonra bayramın birinci gün kıldırdım. Bayramlaştık bir başka camide. Ondan sonra... Oradan uçmak üzere onlara gittim, ailesine. Evet, püf nokta şu. Annesini dedi ki bana, hocam siz dedi, kızım dedi beni çıkarttı. Ne konuştunuz dedi. O sırdır dedi. Çocuk dedim kabire girdi diye. Bu sırdır. Annemin duymasını istemedi dedi. Peki. Hayır, niye söyledin dedim. Vefatından bir gün sonra rüyada gördüm. Hasan amcama söyle dedi. O anlattığından daha güzelmiş dedi. Onun için merak ediyorum. Sen ne anlattın? Ne ki güzel. O zaman anlattım. Hasan amcama söyle. Anlattığından daha güzel. Allah'ın izniyle ezeli ve ebedi dönüş olmayacak. Sonsuz bir hayata Risale-i Nur talebesi unvanıyla gideceğiz. Allah'ın izniyle ezeli ve ebedi bir daha dönüş olmayan Gazali'ye göre bir daha insan olamayacaksın, beşer. İnsanın beşeriyet seviyesi şerlerle dolu. Ezeli ve ebedi bir daha dönüşü olmayan bir memlekete bir talebi ulum unvanıyla, ilim tahsil eden talebe unvanıyla Allah nasip etsin. Öyle gireceğiz inşallah. Allah öyle bir Allah'tır ki böyle bize nasip etmeseydi böyle dua ettirmezdi. Allah'ın böyle bir girişi bize nasip eyle. Muhammed'in hürmetine, Azrail'in hürmetine, Mikail'in hürmetine, İsrafil'in hürmetine, Mikail'in hürmetine, Arş'ın kürsün hürmetine, senin kabul ettiğin dualarının hürmet ve hatırına ya Rabbi. Amin diyenleri de ya Rabbi. Aynı bize böyle muamele. Allah kabul etmeyeceği duayı kulunun ağzına vermezmiş. Hazreti Ömer'den naklediliyor. Hazreti Osman radıyallahu anh. Hazreti Ali şöyle diyor.
Tövbeye muvaffak olan aftan mahrum olmaz. Hazreti Osman'ın ağzına da şu peygamberimizden şunu naklediyor. Affetme, kabul etmeyeceği duayı kulunun ağzına vermez. Oh! Biz böyle dua ettik. Elhamdülillah. İşaretiyle işaret ediyor ki, kabz-ı ervah eden taife taifedir. Bu mesleğe göre Hazreti Musa aleyhisselam, Hazreti Asail, Azrail aleyhisselama değil, belki Azrail'in bir avanesinin misali cesedine, fıtri celadetine, yani öyle sertliğine ve hulku celadetine, yani yapısı fıtrat itibariyeteki huyuna ve Cenab-ı Hakk'ın yanında nazdar olmasına binaen, çok da nazdar, ona bir tokat aşk etmek gayet makuldur. Haşiyi ki, şimdi bu da çok antika bu haşiyi. Hatta memleketimizde gayet cesur bir adam, sekerat vaktinde melekül mefti görmüş. Demek ki eski adamlar veli ya. Şimdi Allah bilir o zındıklara mındıklara öyle görme fırsatı yok. Adama dalıyordur yani herhalde. Kılıç, bıçak falan çıkıyor. Asit, baz, kimya ne varsa. Adama dalıyor vallahi. Şey gibi, uçak dalar gibi dalıyor. Vallahi hiç fırsat yok. Nereden biliyorsun Hasan? Çünkü öyle bir sekeratta birisini gördüm. Diye böyle gözler avsiye, arka avs, ağzı, burnu. Biz de Kur'an'ın ikinci sayfasında mı? Yok, birdeydim. Vedribiyat geçmemiştim daha. Yok, cesuruz, daha kocayız ya. Sekeratta hani orada bir şey okuyoruz ya. Diye artış her taraf oldu. Ondan sonra ona gözmen. Biz tabii abdest, ne abdest kaldı? Ne okuyacağımız her şeyi unuttuk yani. Abdest mahdest, ödüm patladı. Yalan demiyorum yani. Ben orada artık yani ben çok cesurdum. Neyi cesursun? Kaş maçlar her taraf yanmamış. Ağız oraya gitmiş, böyle gitmiş. Ondan sonra hoca okumayı falan. Ulan hoca ne okuyacak? Abdesti mi kaldı hoca? Ama ne diyeceksin ben? O bağırdı. Ama öyle bir insanda görmüşüm ki. Abi gözlerim ben. Neler? Bir babana nefes alıyor ama nefesi alıp verme arasında sen 3 defa alırsın. O kadar uzun oluyor. Hiç böyle bitmiş günlerce, sekeratta, biz de işte yasin, bir şey okuyordu, ne okuyordu bilmiyorum. Bir anda ölü kadın, sekeratta, dirildi. Niçin zahmet buyurdunuz? Bir de böyle gitti ama. Ulan dedim ya, ulan baba ne ya, delikanlı gibi gittisin ya. Yani öpüyorsun ya. Ya böyle yersin ya, öptüm ya, bak düzelttim şeyleri. Böyle. Gülüyor ha. Niçin zahmet buyurdunuz? Kimdi o? Ustadı mıydı? Resulullah mıydı? Baksana Azrail olsa böyle der miydi niçin zahmet buyurdunuz? Niye geldin derdi ya. Ama öyle bir sevdiği birisi gelmiş ki niçin zahmet buyurdunuz diyor. Yani niye zahmet ettim? Beni ziyaret edecek insan değilim ki. Ziyaret zannediyor. Allah Allah. Neler bekliyor bizi? Çok güzel şeyler bekliyor. Hani orijinaller var ya böyle, yeni böyle, ilk defa rastladı. Daha önce ölen var mı? İlk defa öleceksiniz değil mi benim gibi? Orijinal olacak yani. Ölüm çok ilginçtir yani. İlk defa adrenalin zirve yapacak. Hani adamlar adrenalin yükselsin diye şeylere biniyorlar ya sıklarda böyle yatırıyor. Ha? Jumping'ler falan. Şimdi burada en zirve olacak. Azrail aleyhisselam ama... Hakikaten şaka demiyorum. İnandığımız gibi bizim Muhammed. Talebi ulum ya Rabbi. Ya talebi ulum. Üçüncü meslek 29. sözün 4. esasında beyan edildiği gibi ehadis-i şerifinin delalet ettiği üzere bazı melaikeler var ki 40 bin başı var. Her başında 40 bin dili var. Demek 80 bin gözü dahi var. Her bir dilde 40 bin tesbihat var. Biliyorsun bir ağaç, bunu devamlı kullanıldığı için bir ağaç, hadis-i şerifte geçiyormuş. Bir melaike varmış, 40 bin başı var. Her başında 40 bin dili var. Her başında 40 bin dil. Demek 80 bin gözü var. Her dilde 40 bin tesbihat var. Hadiste geçiyor. Evet, madem melaikeler alemi şehadetin envana göre mükeldirler,
Alim ervahta o envanın tesbihatlarını temsil ediyorlar. Mesela bir ağaç düşünün. Ötelerde melaike gözüküyor. Burada ağaç gözüküyor. Tesbihatını o temsil ediyor. Mesela güneşin müvekkeli melaikenin adı Şems'tir. Şems. O gidiyor. Allah'tan izin alıyor. Geliyor. O gün güneş doğuyor. Elbette öyle olmak lazım gelir. Çünkü mesela küre-i arz bir mahluktur. Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyor. Değil 40 bin, belki 100 binler başı hükmünde envalları var. Her nebin 100 binler, yani bir ağaç düşünün, kaç tane dalı var filizin? Filiz var ya filiz, kol demiyor. Her yapraktan da çıkan filiz var böyle. Kaç bin şey var. Her bir yaprak, her bir dal, her bir baş, bir mülkün melaikesi var. O zaman bir ağacı bir melaike kabul etsen, yaprak değildir. Her bu oradaki sağlarmaktan çıkan ses, kelamdır. Vesaire, tesbihtir. Her nevin yüz binler dili hükmünde efratları var ve herkese demek, küre-i arza müekkel melaikeyin, meleğin 40 bin belki yüz binler başı olmalı. Ve her başında da yüz binler dili olmalı ve herkese. İşte bu mesleğe binaen Hazreti Azrail Aleyhisselam'ın her ferde mütevecci bir yüzü ve bakar bir gözü vardır. Yani her bir dal yaprak tek kökten besleniyor. Ama yaprak, dal, budak kökten çıkmış ama köke benzemiyor. Onun için Azrail Aleyhisselam müekkelleridirler böyle yapraklar. Kendisi çekirdek gibidir ama ona benzemiyor. Dünya da böyledir. Dünyada ne kadar çeşitli toprak unsuru var, hava unsuru var. Bir de toprak unsurunda su unsuruna bak 100 bin tane balık var. Hava unsurundan 100 bin tane mahluk şey yapıyor. Toprak unsurunda 100 bin mahluk var. Hepsi bir melaike gibi olsa 400 bin. Hazreti Azrail Aleyhisselam'ın her ferde mütevecci bir yüzü ve bakar bir gözü vardır. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Hazreti Azrail Aleyhisselam'a tokat vurması haşa, Azrail Aleyhisselam'ın mahiyeti asliyesine ve şekli hakikisine değil ve bir tahkir değil ve Adem'i kabul değil. Belki vazife-i risaletin daha devamını ve bekasını arzu ettiği için kendi eceline dikkat eden ve hizmetine set çekmek isteyen bir göze şamar vurmuş ve vurur. Allahu alemu bis sevap la ya'lemu gaybe illallah kul innemal ilmu indallah huvellezi enzele aleykel kitabe minhu ayatun muhkematun humul umul kitabe ve uharu muteşabihat فَاَمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعُمْ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بُتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبُتِغَاءَ تَأْب۪يلِ وَمَا يَعْلَمُوا تَأْب۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِنِ يَقُولُونَ مَنَّ بِهِ كُلِّ مِنْ اِنْدِنَا اِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَزَكَّرُوا اِلَّا اُولِي الْاَلْبَابِ. Sadık Allah'ın azizliği. Şimdi bu mesele Sözler 705'te, Sözler 194'te, Sunu'a Tula İşaret adlı kitabın 71. sayfasında da anlatıyor. Herhalde maksat anlaşıldı. 194 sözde. Bir saat oldu mu arkadaşlar? 48 dakika olmuş. 10 dakika ben öyle şey yaptım. O yeri ben size göstereyim orada. Ne de ama gerek yok. Yani 3 tane meslek var. 3 şekilde olma ihtimali var. Peki, sana hangisi olacak? Hangisine inanıyorsan? Birincisi, Azrail Aleyhisselam alıyor. Tıpkı güneşin bir anda her yerde olup farklı farklı olması gibi. Çiçeğe, ağaca, dala, budağa. İkincisi, her bir cam parçasında güneş gözüküyor. Güneşin küçük bir nüminesidir. Güneş kendisi değildir. Üçüncüsü de bir kafadır ama çeşitli dilleri var, kafalar var. Mesela bir ağaç. Her bir başında bir melaike ama kökten besleniyor. Dünyada böyle, melaike de böyledir tesbihatları diye. Ha. Şimdi birinci mesleğin içerisinde şeyi anlat. Azrail Aleyhisselam alıyor ama alırken de herkesin seviyesine göre farklı şekil alıyor. Sıfatıyla geliyor. Nedir o? Talebi ulum olarak geliyor. Talebi ulumun ruhunu alan var. Evliyanın var.
zındığım var, kafirim var ama ben üç mesleği de biraz meşgul olduğum için kendi şeyimi söyleyeyim. Azrail aleyhisselam gelir de zındığın canını almaz. Yani o yolda var. Üç tane meslek. Ben üç tane de bir tanesi seçiyorum. Azrail aleyhisselam bu aşağıda bu koca bir peygamber, meleklerin peygamberi. Avanesi gider. Ha peygamberlerin, büyüklerin, evliyanın Azrail aleyhisselam gider. Ustadı o. Çünkü niye? Azrail aleyhisselam can alırken usta olduğu için peygamber ruhu var. Çünkü aleyhisselam diyoruz. Mikail aleyhisselam diyoruz. Yani Hasan deyince olmuyor. Musa deyince Musa, Hazreti Musa deyince Musa aleyhisselam. Senin asker arkadaşın değil ki. Musa aleyhisselam. Musa peygambere unvan getiriyorsun. Aleyhisselam peygamberlerin söylenilen bir unvandır. Radiyallahu anh evliyalara, sahabelere. Şimdi Azrail aleyhisselam olunca peygamber ruhudur. Böyle öyle azap mazap şey yap, biraz şey yapamıyorum. Ama onun avanesi alacak. Peki kime göre temsil ediyor? Ruhun nasılsa öyle gözüküyor. Yani gelen önemli değil. Mesela ayna çatlaksa güneşi çatlak gösterir. Renkliyse renkli gösterir. Sarı çiçeksen aslında sarı beyaz yok. Güneşten tek şey alırlar, kendi karakterine göre yansıtırlar. Onun için Azrail aleyhisselamın farklılığı bizim karakterimizdendir, kendisinden değildir. Onun davranışı bize karşı davranışı bizim insan denilen aynamızdaki yapımızdan kaynaklanıyor. Mesela elektrik suçu yok. Gidersin tutarsın öldürür. Yemeğini ısıtırsın, ampulü aydınlatırsın. Böyle bir şey. O zaman Azrail aleyhisselama uygun bir ruh, Azrail aleyhisselam perdesiz gözükür. Perde kullanamaz, fırsat vermezsin. Azrail aleyhisselama uygun bir ruh. Hani derler ya şöyle diyeyim. Bir memlekete gittiğin zaman bana olduğunu söyleyin. Unkul'da vazife yaparken orada cami dernek başkanı bana dedi ki hocam dedi ya bir şey diyeceğim ama Çankırı veya Çorum ikisinden biri bir oralı Ali amca cami dernek başkanı. Yani Azrail aleyhisselama uygun ruhunuz olursa problem yaşamazsın. Aynı kendisi olur demek için bir örnek veriyorum. Hasan hocam, buyur Ali abi. Yaşlı, buyur Ali. Ya senden önce dedi, burada ben dedi, inşaatlarda çalışırken Almanya. Ali Uçar Efendi diye bir adam geliyordu. Tanıyor musun onu dedi, buralara gel. Ulan dedim kötü tanıyorsa falan tanımıyorum diyeceğiz falan. İyi tanıyorsa sevkleneceğiz. Dedim hayırdır? Ya dedi, biz dedi sinemalara, kiliselere konferanslar verirdi dedi. Biz ona gel. Ya senin o örneklerin var ya hep ona benziyor ya. Konuşman ona benziyor. Oturup kalkman böyle canlı hareketin falan. Yani sanki dedi yani onun ruhu git. Tanıyor musun öbürsünü? Nasıl bilirdin Ali abi dedi. Aa, adam gibi. Hah abimizdir dedi. Adam gibi olmasaydı rahmetli sahip çıkmazdı. Ya ne yapaydır abi ya ne bileyim falan. Bir şey derdim yani sahiplenmez. Şimdi niçin misal verdim? Ya aynısınız dedi. Aynısınız. Kaldık beraber kaldık. Rize'de vazife yaptık. Adana'da beraber kaldık rahmetliyle. Dört dörtlük bile değil. Daha harika. Tahammül edemiyorum ben. Delikanlı nasıl olsa bizim tabirle. Allah mekanı cennet etsin. Şefaatine mazhar eylesin. Acayip bir adamdı ya. Çok hoş, çok da güzel. Evet yani. Ya ben Kürdistan'a, Doğu'ya, Kürtlere Risale'ni anlatacağım diye Kürtçeyi öğrenen, onu Almanlara Almancayı, şey davayı anlatacağım diye Almancayı öğrenen adam nasıl bir adamdır? Bilmiyorum. Öyle bir adamdır. Şimdi ne anlatıyorum? Ruhumuz aynı kaynaktan beslendiği için birbirine imtizaç etmiş. Sizde de öyle, beraber. Mesela bir yeni bir trende tanışsanız, ben ne anlatacaksam, ne örnek vereceksem aman aman aynısını siz veriyorsunuz. Ben aynısını yani. Nurcu, kaynak aynı. O zaman birbirine imtizaç etmiş. Azrail aleyhisselam da öyle birbirimizi geçmiş. Yaşarken zaten ayrı yaşamadık ki.
Şimdi şaşıracağız. Ben şimdi bundan konuşuyorum. Ona yabancı mıyım? Aa sen kimsin, niye diyeceğim, sen zaten biliyordum zaten. Bunun dersini yapmışım. Gelince niye şaşıracağım? Hiç ömrümde hayatıma girmemiş. Hayatımı konuşmamışım. Hayatımda tedbirimi almamışım. Azay denilmişim, hep kaçmışım. O zaman da gelince kaçarım. Şimdi zaten yok kardeşim, sen zaten ders yaptım ben seni. Tamam. Hadi hayatımızın içine girmiş. Hayatımızın safhasında zaten yaşıyor. İntizaç etmişiz yani. Birbirimize geçiş yapmışız. Buzdolabına bir yemek koyarsınız, diğerleri de siner ya. Hayatımızı silmiş kardeş. Hazeli ciddetsemeye başladım diyor şu an. Acayip bir adam, bu da bizim gibi durumu iyi değil. Hazeli ciddetsemeye başladım diyor. Ben nasıl adam yani. Öyle demiyorum, ben uyduruyorum. Hazeli anlattı diyor, insan en kıymetli cevheri ruhudur diyor, en kıymetli şeyi teslim etmesi lazım. Bunu hakikaten Hazeli ciddetsemeye başladım diyor. Onun talebeleri izlez yani, bizde de biraz manyaklık olması lazım. Şimdi demek ki imtizaç etmişiz, ona uygunuz. Ona niçin anlatıyorum, bu kadar uzattım? Ona uygun bir imtizaç varsa ondan tevahuş etmez ruh. Tevahuş etmez. Uzak değil çünkü. Ve ahir davamum en elhamdülillahi rabbil alemin. Sorusu olan var mı? Bunlarla kalın. El Fatiha'ya selavat.